Hamilelikte mide bulantısı yaşayanlar ne yapmalı? Çok güzel bir cevap aldık ama diyor ki aynı hamam Mila Hanım. Çok soru sormuş size üst üste. Doğumun başladığını nasıl anlayacağım? Evet. Çok meraklı. Evet, doğumun başlangıcında yani hani ne zaman hastaneye gideceğim, ne zaman doktorumu arayacağım? Bu da çok soruluyor. Birincisi tabii ki suyunuz geldiğinde. Bunda zaten evde durma ihtimali yok Tabii. hastamızın. Yani O su hissedilebilir bir su miktarı mıdır? hissedilebilir genellikle. Şöyle birdenbire şarıl şarıl bacaklarını yıkacak kadar ya da çamaşırını bayağı bir ıslatacak kadar bir su gelişi olur. Nadiren sızıntı tarzında gelir. Az 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 az. İşte o dönemde acaba benim akıntım mı geliyor? İdrar mı kaçırdım, ne yaptım Tabii. gibi bir soru işareti olur kişilerde. Böyle soru işaretiniz varsa evde beklemiyorsunuz. Çünkü burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bizler için de normalde su mu geliyor, başka bir şey mi var, ayırt etmek böyle az miktarda geliyorsa çok kolay olmayabiliyor. Çünkü bakıyoruz ultrasonda bebeğin suyu gayet iyi, azalma yok ama az geldi diyor zaten. Açıldı mı, açılmadı mı anlamak için biz bir test yapıyoruz. Amniyon sıvı testi. Vajinanın içindeki ıslaklıkla kültür alır gibi bir çubukla oradan örnek alıyoruz, bekletiyoruz ve onu 2-3 dakika içinde test bize cevap veriyor. Bu bebeğin suyu ya da değil. Hani Ha, idrarınız mıydı, çok akıntı güzel. mıydı? O yüzden bunun için evde beklemeyin. Neden? Çünkü eğer siz suyunuz geldiyse ve evde bekliyorsanız bebeğin su kesesi onu koruyucu bir kalkandır Tabii. aslında. Su kesesinin herhangi bir noktadan az veya fazla açılması demek Doğum başladı mı sizin demektir? hem doğum başladı demek hem de artık bebek dış ortamdaki enfeksiyonlara açık demek. Eğer o anda açılması yoksa, sancısı yoksa çünkü tamamen sancısız bir şekilde de su gelebilir veya erken bir dönemde olduysa doktorunuz doğumu durdurmaya çalışacak ve su kesesi açıldığı için size antibiyotik başlayacak ki bebeği enfeksiyonlardan koruyalım diye. Yoksa doğumdan sonra işte bebek yoğun bakımda kalıyor, enfeksiyon için antibiyotik alıyor. Çok zorlu süreçler bekliyorsunuz. Su gelişi tek başına çok önemli bu yüzden. Onun dışında ne zaman doğum başladığını anlarsınız. Bizim doğum kasılmaları dediğimiz, doğum sancısı demek çok doğru değil. Çünkü sancı her zaman yani o doğum kasılması, doğumu başlatan kasılma her zaman ağrılı olmak zorunda değil. Ha. Bazı hastalarımız çok düzenli sancı çekiyorlar. Yani kasılmaları Peki. oluyor ve doğum başlıyor ama ağrı hissetmiyorlar. Ağrı eşiği çok yüksek, kasılmalar başlamış. Siz sancı veya ağrı değil, kasılmayı takip edeceksiniz. Bu kasılma son haftalarda günde 2-3 kere olabilir. Ancak bu yarım saatte bir, 20 dakikada bir düzenli olarak gelip kasılıp gevşiyorsa doğumunuz başlıyor demek olabilir. Evet. Doktorunuza haber vermeniz gerekir. Muayene olmanız gerekir. Herhalde işte bunlar genel olarak. Bir de nişan Ay. gelmesi zaten hani bir kanlı mukuslu bir akıntı gelmesi. O da doğumun en geç 7 gün içinde olacağının Öyle göstergesidir. midir? Evet, en Aa. geç 7 gün genelde 24-48 saat içinde olur nişan gelmesinden sonra ama 7 güne de uzayabilir. Doktorunuzun yine haberi olması Takibinde gerekir. olması lazım. Evet. Ay harika.